Hoş geldin. Değerli basın mensupları, Sayın Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz Beyefendi bugün Çukurova Kalkınma Ajansı'nın Kalkınma Kurulu toplantısına iştirak etmek ve akabinde de Kalkınma Ajansımız tarafından proje teklif çağrısına çıkıldı, projeler toplandı, değerlendirmeye alındı ve başarılı olan projelerin açıklanması törenine katıldı Sayın Bakanımız. Öncelikle Sayın Bakanımıza yoğun mesaisine rağmen bugünü ilimize ayırdığı için Kalkınma Ajansımızın faaliyetlerini ve ilimize bir dizi çalışma ziyaretlerini ayırdıkları için kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz ve ilimize tekrar hoş geldiniz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Ben de misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. Bugün yaptığım konuşmalarda da altını çizmeye çalıştım. Bu bölgemiz gerçekten son derece önemli. Ülkemizin 2023 vizyonuna gidişinde, ekonomimizin güç kazanmasında, sosyal hayatımızın gelişmesinde, refahımızın artmasında önemli bölgelerimizden biri. Baktığınız zaman nüfusumuzun %5'i aşağı yukarı Adana, Mersin, Çukurova bölgemizde. Ekonomik faaliyetlerimizde önemli bir yeri olan bir bölgemiz. Yine vurguladığımız gibi Marmara benzeri bir konuma ulaşabilecek potansiyele sahip bir bölge. Dolayısıyla biz de bu bölgemize büyük önem veriyoruz. İlk kurduğumuz kalkınma ajanslarından biri bu bölgede oldu. İki ajanstan biri Çukurova Kalkınma Ajansımız. Adana, Mersin illerimizi kapsayan ve bugünlere kadar çok önemli programlar yürüttü bu ajansımız. Her şeyden önce bölgemiz için çok önemli bir plan ve strateji hazırlandı. Bütün tarafların katkısıyla önemli analizler, çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede de bazı destek programlarını da hayata geçirdi. Bunlardan üç tanesini daha bugün hep birlikte kamuoyuna tanıtmış olduk. Sadece bugün tanıtılan destek programları aracılığıyla 25 milyon liralık hibe bir destek sunuluyor. KOBİ'lere, mikro işletmelere, üniversitelere, kamuya, belgeler yönetimlere, birçok proje faydalanıcısına bu imkanları sunuyoruz. Buradaki amacımız yöremizin, ülkemizin hızlı bir şekilde kalkınması, gelişmesi, daha nitelikli bir noktaya doğru hep birlikte gitmemiz. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum teklif çağrımız. Ayrıca bugün akşam binasının da temelini atacağız Çukurova Ajansımızın. Kendi binasına da sahip olmuş olacak inşallah. Güzel, nitelikli bir binaya. Diğer taraftan yine Adana'da ve Mersin'de bulunan yatırım destek ofislerimizde yatırımcılarımıza destek oluyoruz, yol gösteriyoruz, bürokratik işlemlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onlar da yine etkili bir şekilde inşallah çalışmalarına devam edecekler. Mersin tabii daha özelde baktığımız zaman çok büyük potansiyeli olan bir ilimiz. Bunu dinamizmini nüfus rakamlarından da görüyoruz. Göç alan illerimizden biri Mersin. Halen artı pozitif olarak göç alan illerimizden bir tanesi. Limanı var. Mersin limanımız, buradaki liman imkanlarımız sadece Mersin için değil aslında bütün ülke için çok önemli. 2023 vizyonunda bizim en önemli gördüğümüz liman altyapılarından biri Mersin'de. Giderek bunun daha da gelişeceğini tabii bekliyoruz, hızlı büyüyor. Limanla birlikte tabii Mersin aynı zamanda bir turizm ve tarım şehri. Tarımda çok önemli potansiyelleri var. Bunu Ar-Ge ile, yeni ürünlerle ve katma değeri yüksek tarıma dayalı sanayilerle çok daha ileri noktalara taşımasını arzu ediyoruz. Turizmde de tabii daha iyi bir yerde görmek istiyoruz Mersin'i. Yani sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle her bakımdan çok büyük değerlere sahip bir ilimiz Mersin. Önümüzdeki dönemlerde inşallah bunu çok daha yüksek bir katma değer
oluşturduğunu göreceğiz. Burada ben üniversiteyi çok önemsiyorum. Üniversiteler içinde bulundukları bölgenin aynı zamanda kalkınma kurumlarıdır. Sadece eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda kalkınma kurumları. Birazdan inşallah Mersin Üniversitemizde ziyaret etme imkanım olacak. Orada hocamızdan üniversitemizin meselelerini de dinleyeceğiz. Bir taraftan da biliyorsunuz sağlıkta çok önemli yatırımlar yapıyoruz. 1250 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediliyor. Özel tesislerimiz var, üniversitemizin projeleri var. Bütün bunlarla birlikte sağlık turizminin de bu bölgemiz için çok önemli bir potansiyel arz ettiğini özellikle belirtmek isterim. Bu yatırımlarımızdan sonra inşallah sağlıktan ülkemize, bölgemize döviz kazandıran illerden bir tanesi Mersin olacak. Buna da yürekten inanıyorum. Yani bunun dışında da tabii destekliyor sağlık turizmini. Diğer taraftan tabii üniversitemizin yine başka projelerini, fikirlerini yine dinleme imkanımız olacak inşallah. Ben teşekkür ediyorum valimize, buradaki milletvekillerimize, bütün arkadaşlarımıza. Güzel bir gün geçiriyoruz. Mersin'in meselelerini konuşuyoruz. İnşallah Mersin'imiz için hayırlı bir takım sonuçlar da çıkar buralardan. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz de